Merhaba, hoş geldiniz. Bugün Multiplus 24 volt, 5000 volt amper inverterin bazı özelliklerinden bahsedeceğiz. Özelliklerinin dışında belki biraz daha ayrıntılı bir tanıtım bile olabilir. Şu an aktif olarak kullandığım inverterlerimden bir tanesi bu Victron. Kısaca ilk önce özelliklerine bakalım, üstünde yazanlara ve bunları tek tek konuşalım. Akü şarjı var diyor. Tam sinüs inverter var diyor. Transfer düğmesi var diyor. Power assist özelliği var diyor. Paralel bağlanabilir diyor ve 3 faz bağlanabilir diyor. Bunlar ne demek? Kısaca ondan bahsedelim. Öncelikle en basitlerinden, burada göremeyeceğimiz, benim kurulumumda olmayan şeylerden bir tanesi 3 faz. Yani iki tane aynı cihazdan yan yana bağladığınız takdirde 3 faz elektrik alabilirsiniz. Ondan sonra paralel connectable dediği, yani paralel bağlantı yapılabilir dediği, bu aletin kapasitesi 5000 volt amper. İki tane yan yana koyduğunuzda kapasiteniz 10.000 volt amper olacaktır. Bunu, yanlışım yoksa, 6 tane yan yana bağlayabiliyorsunuz. 6 tane bağladığınızda da 5000'lik 30.000 volt amper gibi ciddi bir üretim sağlayabilirsiniz. Onun dışında power assist özelliği var. Power assist özelliği ise şöyle bir şey. Bunu şu şekilde anlatalım. Şebekeden elektrik geliyor. Ondan sonra ama diyelim ki şebeke elektriğiniz bir jeneratör. Yani 2000 wattlık bir jeneratör. Sizin burada üretiminiz 5000 watt. Burada 2000 watt. İkisini birleştirip çıkış tarafında 7000 wattlık bir enerji kullanabiliyorsunuz. Normalde ikisinden de tek başına 7 elde edemezken Multiplus ikisini birden birleştirip size 7000 olarak verebiliyor. Yani yetersiz kaldığı yerde şebekeyi sizin aktif olan bağlantının üstüne ekleyebiliyor. Veya tam tersi, aküyü şebekenin üstüne ekleyebiliyor. İkisini de yapabiliyor. Onun dışında transfer switch. Burada 50 amperlik bir transferden bahsediyoruz. Yani eğer hiçbir şekilde akü kullanmıyorsanız, daha doğrusu aküleriniz bağlı ama şebeke elektriğiniz var. Şebekeden çıkışlara 50 amperlik direkt enerji aktarabiliyorsunuz. Ondan sonra tam sinüs bir inverter. Aynı zamanda üstünde akü şarjı var. Bu akü şarjını yanlış anlamamamız lazım. Bu akü şarjı, güneş panellerini bunun üstüne bağlayıp da akü şarj eden bir model değil. Yaptığı şey, eğer şebeke bağlantımız varsa akülerimizi şarj ediyor. Özet olarak şemamız bu. Bunu biraz daha rahat görmemiz için ben ufak tefek kağıtlarla yapacağım. Şu şekilde burada şebeke girişi olduğunu düşünelim. Ondan sonra bu tarafta şebeke çıkış 1 ve şebeke çıkış 2'miz var. Ondan sonra ve şurada alt tarafta da akümüz var. Multiplus'ın temel bağlantıları bunlar. Dışarıdan bir şebeke girişi. Bu şebeke girişi bir başka inventör olabilir. Bir jeneratör olabilir. Ondan sonra veya normal şehir ceyranı olabilir. İki tane de eve kullanımımıza tahsis ettiği çıkış var. Birincisi çıkış 1, ikincisi çıkış 2. Çıkış 1 ile çıkış 2'nin bir farkı var. Diyelim ki şebeke girişimiz çalışmıyor. Şebeke girişimiz kesik. O zaman sadece çıkış 1 çalışır ve kullanımını da aküden yapar. Yani aküden enerji çevrilip birinci çıkıştan çıkar. Çıkış 2 ise sadece şebeke olduğu zaman çalışır. Bunu niçin yapmışlar? Şunun için yapmışlar.
Şebeke bağlı olduğu takdirde sizin eğer bir su ısıtıcınız, bir klimanız veya yüksek enerji çeken bir kullanımınız varsa bunu çıkış 2'ye bağla. Yani kritik olmayan ama kullanman gereken şeyleri, çıkışları buna bağla. Ondan sonra aydınlatma gibi, ondan sonra güvenlik gibi, ondan sonra buzdolabı gibi kritik yükleri senin için önem sarf eden, önem arz eden yükleri ise çıkış 1'e bağla. Şebeken varken ikisinde de elektrik var, akülerin de tam dolu. Şebeke kesildiği anda senin klimanı keser, su ısıtıcını keser. Sen aküden maksimum sürede çıkış birden kritik güçlerini karşılayabilirsin diye yapmışlar. Bu benim kullanım şekillerimden bir tanesi değil. Yani ben hiçbir şekilde çıkış 2'yi kullanmıyorum. Daima çıkış 1'i kullanıyorum. Ama onun yerine giriş 1'i kullanıyorum. Buradan bazı durumlarda başka bir inventörden giriş yapıyorum. Bazı durumlarda ise jeneratörden giriş yapıyorum. Jeneratörden giriş yaptığımda cihazın davranışı şu şekilde oluyor. Bu girişi istediğimiz şekilde sınırlayabiliyoruz. Yani ben buraya diyebiliyorum ki buradan sadece 500 watt çek, buradan sadece 2000 watt çek veya buradan sadece 7 kilowatt çek de diyebiliyorum. Bunu dedikten sonra kullanımıma bakıyor. Diyelim ki buradan sadece 500 watt çekmişim. Power Assist özelliğim de açıksa eğer, şu an çıkış 2'yi karıştırmayalım. Çıkış 2 kullanılmıyor çünkü bende. 500 wattı buradan alıyor. Çıkışımda da 700 wattlık bir kullanım varsa 500 buradan geliyor. 200 ise akülerimden geliyor. Ve çıkışımda 700 wattlık enerjiyi sağlamış oluyor. Power Assist'in kısaca çalışma özelliği bu şekilde. Onun dışında diyelim ki hiçbir şekilde çıkış 1'de kullanımım yok. Ondan sonra giriş 1'de ama şeyim tanımlı, şebekem var. Bu durumda cihaz bakıyor, akülerim boş. Ondan sonra giriş 1'den direkt akülerimi dolduruyor. Kullandığım başka bir özellik ise bazı hangi inventörlerde var bilmiyorum ama ben de bu cihazı alırken böyle bir özelliği olduğunu bilmiyordum. Daha sonradan araştırınca şey yaptım. Çıkış 1'e mikro inventör bağlayabiliyorum. Yani mikro inventör dediğim on grid, ondan sonra küçük panel başına çalışan inventör bağlayabiliyorum. Bunu bağladığım takdirde buradan elektriği alıyor ve tekrar aküleri dolduruyor. Yani bu çıkış 1'im uygun cihaz bağladığınız takdirde hem çıkış hem giriş olarak çalışabiliyor. Ama bu sadece bu cihaza özel bir durum. Onu unutmamanız lazım. Yani kullandığınız cihazların uyumlu olup olmadığını kontrol etmeniz lazım. Belki ilk başta bahsetmemiz lazımdı ama burada şeylerimiz, kontrol ışıklarımız ve açıp kapama düğmemiz. Ondan sonra bu ışık yandığında şebeke var demek. Şebeke olduğu takdirde aküyü şarj etmeye başlıyor. Aküyü hangi durumda şarj ettiğini gösteriyor. Burada da inventörün şu an açık olduğunu gösteriyor. Herhangi bir hata olursa da bu 3 ışıktan biri yanıyor. Burada da 3 kademeli bir düğmem var. Şu an açıkta. Ortaya getirdiğimde kapalı. En alta getirdiğim anda ise sadece aküleri şarj ediyor. Ama buradan buraya yine transfer yapabiliyor. Yani giriş 1'de olduğu zaman çıkışta da şeyim oluyor, elektriğim oluyor diye hatırlıyorum, yanlışım yoksa. Onun dışında başka görebileceğimiz şu kapağı kolay açmak için vidalarını çıkartmıştım. Bu kapağı çıkartalım ve bağlantılara bakalım. Evet. Bu üst kapak da açılabiliyor. Bu üst kapağın altında şurada pinler var ayarlayabilmek için. Ondan sonra cihazın ayarlarını yapmak için kullanabileceğiniz düğmeler var.
Ondan sonra bu ayar yapmanın bir yolu. İkinci bir yolu, buradan bilgisayar bağlayabilirsiniz. Bu standart bildiğimiz bir RJ45 bağlantısı. Bilgisayara bağlantı yapıp ondan sonra bir ara birimi var tabii. Onu aldığınız takdirde bilgisayara bağlantı yapıp bilgisayardan tüm ayarlarını kolayca yapabilirsiniz. Ya da harici bir üniteyle, o ünitede şöyle bir şey, harici bir üniteyle kontrol edebilirsiniz. Bunun farklı modelleri var. Bunu ilerleyen videolarda belki anlatırım. Evet, paneli açtığımızda gördüğümüz iki kısım var. Sağ taraf doğru akım, sol taraf alternatif akım kısmı. Burada akü bağlantılarımız var ve alt tarafta sensörlerimiz var. Buradaki bazı sensörler işte voltaj sensörü, ondan sonra akü voltajı, akü sıcaklık sensörü var. Ondan sonra bir tane de röle olması lazım. Bir de ikinci bir akü için şeyi var. Siz söyleyin adını. Bir çıkışı daha var. Onu kullanmayı çok tavsiye etmiyorlar. Neden bilmiyorum. Ben de kullanmıyorum zaten. O daha çok bir marş aküsü bağlamak için, küçük çaplı bir akü bağlamak için. Ondan sonra bu tarafta ise demin bahsettiğimiz birinci çıkış, ikinci çıkış ve girişim burada mevcut. Ondan sonra bağlantıları çok basit. Onun dışında burada bahsedebileceğimiz çok fazla bir şey yok. Şu aralardan kullanmadığım bir şey var mı? Evet, bir tane de röle var şu arada. Onu da kullanmıyorum. Evet. Kısaca Multiplus bu şekilde. Multiplus'ın modelleri var, versiyonları var. Bu versiyonlar önemli. Özellikle ikinci el alacaksanız, benim bu cihazım yaklaşık 8 seneyi aşkın süredir çalışıyor. Versiyonları var. Bu versiyonlarda olan özellikler var, olmayan özellikler var. Asistan diye tabir edilen özelliği var. Benimki eski bir şase olduğu için, çipi eski olduğu için ona upgrade edilmiyor ondan sonra. Çünkü bu da aynı normal bir cep telefonu gibi, şey gibi, internet üzerinden update ediliyor. Devamlı güncellemeleri var. Ondan sonra güncellemeleri gerektikçe, ihtiyaç oldukça yapılıyor. Ama herhangi bir sıkıntı yokken veya herhangi bir yeni, çok kabul edilebilir veya çok ilginç bir özellik gelmediği sürece update yapmıyoruz. Sadece kontrol ediyoruz, bakıyoruz ne değişiklik gelmiş diye. Onun dışında gerçekten tavsiye edebileceğim bir cihaz. İşte 8 yıldır kozmetik olarak hiçbir şekilde bu kadar şeyli bir ortamda olmasına rağmen, rutubetli bir ortamda olmasına rağmen herhangi bir şekilde ne boyasında ne herhangi bir tarafında bir sıkıntı yaşadım. Ondan sonra şu girişleri görebilirsiniz. Girişlerin hafif hafif korozyon yaptığını. Esas olarak Victron bu ürünleri tekne kullanımı için yapıyor. Teknede çok fazla korozyon olmasına rağmen bu ürünler yaşayabiliyor. Ben de tamam, korozyon tekne kadar olmasa bile onun üçte biri kadar olan rutubetli bir ortamdayım. Ama şu ana kadar çok iyi dayandı. Gerçekten memnunum. Eğer maddi durumunuz müsaitse veya kötü bir ürünü almaktan, bir Çin ürünü almaktan ziyade biraz aküden kısıp veya biraz panelden kısıp, çünkü akü ve panel daima sonradan eklenebilecek bir şey, ama inventörü aldıktan sonra yükseltemezsiniz veya şey yapamazsınız, kapasitesini arttıramazsınız. Onun için alabileceğiniz güneş enerji sistemlerinde olması gereken şeylerden biri, maddi durumunuzun yettiği en büyük ve en iyi inventörü almaya çalışın. Uzun vadede size çok büyük bir faydası olacaktır bunu, göreceksiniz. Çünkü bugün bugün bana 1000 wattlık yeter dediğinizde
1000 wattı kullanmaya başladığınızda yarın göreceksiniz ki 2000 ihtiyacınız olacak. 2000'e yükselttiğinizde 2000 de yetmiyor. Ah keşke 3000 alsaydım diyeceksiniz. Ama kesinlikle ve kesinlikle ev içinde kullanıyorsanız ve evin tüm ihtiyacını karşılayacaksanız 5000'in altında, 5000 wattın altında bir cihaz kullanmamanız yerinde olur. Eğer hobi amaçlı ufak tefek bir şey yapmıyorsanız bir evi baştan aşağı böyle bir cihazla şey yapabilirsiniz, idare ettirebilirsiniz. Burada bazı hariç şeyler var, klima gibi. Klima ve su kaynatıcı gibi, sıcak su gibi. Bunları güneş enerjisinden sağlamak çok kolay bir şey değil. Ama onun dışında çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ondan sonra aydınlatma, televizyon vesaire uygun doğru akü kapasitesi ve doğru panel sayısıyla çok rahat kullanılabilecek cihazlar. Evet. Teşekkürler izlediğiniz için. Görüşmek üzere.